Merhaba arkadaşlar, 3-4-5 yayınlarından TRT'lik bir küme sorusu çözelim. Aşağıdaki tabloda bazı hayvanların denizde ve karada yaşayabildikleri ile etle veya bitkiyle beslenebildikleri durumlara gösteren bilgiler verilmiş. Tabloda bu hayvanların taşıdıkları özellikler sembol ile gösteriliyor. Aşağıda deniz ve kara kümeleri dairesel, et ve bitkiyle kümeleri ise dikdörtgenseldir. Buna göre tablodaki hayvanların kaç tanesi sarı boyalı bölge içinde yer alabilir? Şimdi öncelikle hepsinin kesişiminden başlayalım. Mesela burada en ortadaki kısım. Hem denizde yaşayabilen hem karada hem de ette hem de bitkiyle beslenebilenlere bakalım. Dördünün de olduğu mesela burada bir tek ördek var. Diğerlerinde dördünün de tik olduğu yok. Dolayısıyla bu ortadaki kısım ördek. Bunun dışında mesela şuradaki kısımlara bakalım. Bu ikisi hem kara hem deniz hem etle beslenenler ama bitkili beslenmeyenler. Şuradaki noktalar. Dolayısıyla karada denizde ve etle beslenenleri örüyoruz şu an. Karada ve denizde olanlar mesela timsah hem karada hem denizde. Ördeği zaten buraya yazdık. Başka hem karada hem denizde yok. Bir de etle beslenen dedik. Evet, timsah etle de besleniyor, bitkiyle beslenmiyor. Dolayısıyla bu nokta koyduğum kısımlar timsah. İkisinde de sadece timsah var. Bunun dışında başka nereye bakabiliriz? Mesela burada e, şuradaki kısma sarı, buradaki kısımla buradaki kısım ya da önce buradaki kısma bakalım. Buradaki kısım kesişim kısımları neler var? Denizde beslenecek, etle beslenecek ve bitkiyle beslenecek. Bunları arayalım. Deniz, et ve bitki. Şimdi burada deniz yok. Deniz var, et var ama bitki yok. Deniz var, et var, bitki var. Zaten ördeği yazmıştık. Deniz var, et var ve bitki var. Bunun dışında üçünde olduğu yok. Dolayısıyla buradaki sarı kısım o zaman neymiş? Balık. Bir de buradaki kısma bakalım. Kara, karada yaşayacak. Bitkiyle ve etle beslenecek. Kara, bitki ve et arıyoruz şu an. Kara, bitki ve et. Kedi mesela var. Bunun dışında ördeği zaten yazdık. Onu yazmayacağım. Bunun dışında üçünün de olduğu yok. O zaman buradaki kısımda kedi. Bunu da yazdık. Şöyle diyelim. Kediyi yazdık. Timsah yazdık. Ördeği yazdık. Balığı yazdık. Peki bunların dışında mesela bize buradaki kısım da lazım. Bunun için ne diyebiliriz? Burası kara ile karada yaşayanlar ve etle beslenenler. O zaman sadece kara ve et arıyoruz. Buna göre bakalım sadece kara, karada yaşayan ve etle beslenen aslan var. O zaman bu kısmı da aslan kaldı. Zaten gerisine bakmamıza gerek yok. Bize zaten sarı bölgeleri istemiş. Zaten sadece sarı boyalı bölge içinde yer alabilir demişti. Kaç tanesi? Aslan, balık ve timsah olacak şekilde 3 tane hayvan sarı boyalı bölge içinde yaşayabilir diyoruz. Yer alabilir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı geldi.